Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmin bil hayr. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah azze ve celle benim de sizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Söylediğimiz sözleri anlaşılabilir kılsın. Bize kalp, gönül rahatlığı, ferahlığı versin. Bizim yar ve yardımcımız olsun. Allah Azze ve Celle yaptığımız her işte kolaylıklar ihsan eylesin. Hayırlısıyla tamamını getirmemizi nasip etsin. Allah Azze ve Celle affedicidir. Affetmeyi sever. Bizleri de affetsin. Günahlarımızdan dolayı biz kötü insanlar olduk. İyi insanlar olmak için bizi affetsin. Affettiği insanlar zümresine dahil eylesin. Nasılsınız bakalım değerli gönüldaşlarım? Hayat nasıl gidiyor? İyisiniz, iyi iyi. Maşallah. Maşallah. Müslüman kötü olamaz. Bizim bir abimiz vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. İsmail amca. Enderun kitabevinin sahibiydi İsmail amca. Vefat etti. Derdi ki Müslüman musallada rahat eder eğer imanı varsa. Müslümansan tabii ki türlü türlü sıkıntıların, türlü türlü problemlerin olacak. Bunlara da çözüm arayacağız, bulacağız, bir şekilde gideceğiz. Nasılsınız bakalım? Tekrar tekrar soruyorum. İyisinizdir inşallah, iyisinizdir. YouTube kanalımıza üye oluyor musunuz? Abone oluyor musunuz? Millete, arkadaşlarınıza, yanınızdaki, etrafınızdaki insanlara tavsiye ediyor musun? Ya bir Mehmet Kasadar diye bir adam var. Onun YouTube'da işte bir kanalı var. Şöyle YouTube'un arama çubuğuna Mehmet Kasadar yazarsanız ne olur? Çıkarım ben zaten. Direkt çıkıyoruz. Mehmet Kasadar. Bunu yazın çıkıyor zaten. Çıktığı zaman abone ol diye bir buton var orada. Abone olacaksınız. Bildirimleri açacaksınız. Ve bizim videolarımızı izleyeceksiniz. İnsanlara ne yapacaksınız? Bu videoları aktaracaksınız değil mi? Paylaşacaksınız ki bütün insanlık bunlardan faydalansın diyelim. Nasıl gidiyor? Hayatın dışındaki şeyler. Şimdi size bir tane bir şey anlatacağım. Şaşıracaksınız değerli gönüldaşlarım. Böyle bir kız babası bana anlattı. Bir gün diyor kızımı istemeye geldiler. Belki daha önce anlatmışımdır. Yani yok zannetmem ama neyse anlatayım. Aslında başka bir konu işleyecektim de bir anda bak aklıma geldi. Vardır bunda da bir hayır diyelim anlatalım. Kız babası şimdi diyor ki kızımı istemeye geldiler. Neyse aile geldi oturdu böyle karşıma. İşte Türk töresini biliyorsunuz değil mi? Yani ta gidin yukarıdaki Rusya'nın içindeki Türklerden başlayın. İşte ne bileyim ta aşağıdaki işte Türkmenlere kadar işte bu İran'ın Güney Azerbaycan işte Özbek, Kırgız, Tatar, Tacik vesaire işte Türkiye işte yukarıda işte Macarların bir bölümü, Bulgarların, Yunanların bir bölümü, aşağı inin Irak'ın, Suriye'nin işte Ürdün'ün bir bölümünde falan işte Fas, Tunus, Cezayir oralar yani Türklerin yaşamış olduğu biz biliyoruz buraları 400 sene idare ettik yani töremizde götürmüş olduk doğal olarak. Türk töresinde gelir işte damat adayı. Önceden tabii haber gönderirler böyle. İşte oralara geçiyorum. İşte damat oturur. İşte damadın annesi, babası, varsa kardeşleri. Bir de muhakkak yanlarına bir tane bir yaşlı getirirler işte. Nedir o? Dededir, amcadır, dayıdır falan yani. Bunlar gelir muhakkak. İşte kız tarafından da muhakkak işte bir baba. Eğer babanın daha büyüğü varsa işte amca, teyze, amca işte o olur. İşte kız tarafı oturur böyle karşılıklı. Gelir işte isterler. Bu isteme merasimi de böyle bir töreye göre yapılır. Türk töresine göre yapılır. Önce işte karşılıklı konuşma. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Şu bu. İşte nasıl gidiyor hayat falan. Karşılıklı iyi temenniler falan. Ondan sonra yapar bir tanesi. Mevzu anlaşılır. İşte efendim hoş geldiniz vesaire. Şu budan sonraki mevzu. Efendim biz bir hayırlı iş için geldik. Kız tarafı da işte tabii buyurun falan der. Hayırlı bir iş için işte oğlumuz İsmet'e kızımız Nigar'ı istiyoruz.
Yani Allah'ın emri, peygamberin kavli, işte İmam-ı Azam'ın böyle uzun uzadıya bir konuşma yapar isteyici kişi. Ben gidip istediğim zaman çok basit. Ya ben istedim birkaç kez. Allah'ın emri, peygamberin kavli, İmam-ı Azam içtihadıyla kızınızı, oğlumuzu istiyoruz. Bu kadar yani. Dört kelime işte. Bu kadar. Ama bazı uzatır da uzatır. Yok İmam Hüseyin'den başlar bilmem ne böyle. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızından falan. Hazreti Fatıma'dan böyle. Uzun uzadıya anlatanlar da olur. Neyse isterler. Karşı tarafta eğer böyledir, adettendir. Ya sükut eder böyle kız tarafı hiçbir zaman aman hemen al git, aman verdik demez. Bu adettendir. Böyle bir durur böyle bir. Eğer uzun bir beklenir böyle ses çıkmıyorsa birkaç dakika sonra, 3-5 dakika sonra damat tarafından en kim istediyse o. Efendim hayırlı olur, sükut ikrardan gelir der, mesele biter. Şimdi bizim bu abi bana anlatıyor diyor. Kızımı istemeye geldiler. Şimdi diyor ben diyor tanımıyorum hiçbirini diyor. Neyse geldi istediler. Efendim dedim ki ben şu damat adayına birkaç soru sormak istiyorum müsaadeniz varsa sizin. Tabii demiş ne demek. Şimdi öyle deyince başlamış sormaya. Demiş efendim siz namaz kılar mısınız? Tabii efendim demiş. Ne demek? Ne demek? Tabii ki kılarız. Efendim zina yapar mısınız? Aa, tabii ki yapmayız. Olur mu öyle şey? İçkiniz, kumarınız falan var mı? Yok demiş. Aa, olur mu öyle şey? Yok demiş. Böyle faiz falan yer misiniz? Aa, zinhar. Öyle bir şey yok. Efendim işte hayır hasenatta bulunur musunuz? Tabii ki devamlı. İşte okuma yazmak tabii, üniversite mezunuyuz. Efendim dini bilgi olarak ne bilirsiniz? Hafızım. Ne demek efendim? Arapça okuduk, fıkıh, kelam, tefsir, hadis okuduk. Hatta daha önce imamlık da yapmışlığım var falan. Diyor ki bana anlatan işte kızın babası. Ya çok iyiymiş diyor ya. İçimden diyorum o bizim kız yerini buldu. Tamam diyorum içimden. Neyse birkaç soru daha sordum. Birkaç soru daha. Sonra dedim ki ya baktım hiçbir hata falso yok. Ya dedim siz yani damat bey demiş damat adayı senin hiç mi günahın yok ya? Hiç mi hatan yok yani? Maşallah annenden doğduğun gibisin yani. Ben senin gibisi hiç görmedim yani. Hayırdır falan demiş. Yani sen böyle bu kadar temiz, bu kadar düzgün nasıl kalabildin? Bunu bir anlatıver. Biz bir bilelim yani. Hiçbir günah işlemiyorsun sen. Ben 50 yaşındayım. Ben günah işliyorum yani. Sen nasıl işlemedin ya 20 yaşında, 25 yaşında delikanlısın falan. Böyle. Çocuk diyor ki, efendim diyor benim bir kusurum var. Nedir diyor. Kusur herkes de var. Nedir? Efendim diyor ben yalan söylerim. Demin söylediklerim tamamı yalan. Ya diyor yukarıdan aşağıya diyor. Kaynar sular döküldü üzerime. Yani söylediği her şey yalanmış. Her şey yalanmış. Böyle. O anne babası da değilmiş onların. Ya öyle bir yalan söylüyor ki gözünün içine baka baka yalan söylüyor ve bu yalana da inandırıyor. Şimdi değerli gönüldaşlarım, sizin de hayatınızda böyleleri varsa arkadaşlarınızda, akrabalarınızda vesaire de yalancının insana verdiği zarar büyük olur. Çünkü her şeyi yalan. Yalancılarla karşılaştığınız zaman ne yapmanız lazım? Sizi bir insanın kandırmaması için ne yapmak lazım? Çünkü yalan söylüyor. Benim mesela bir arkadaşım var. İnanın tanıyorum ben kendisini. 7-8 yıllık arkadaşım benim gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ve ben buna inanıyorum. Yanında inanıyorum. Dışarı çıkınca diyorum ki jeton düşüyor. Ya diyorum bu yalan söylüyor. Aynen dediğim gibi de çıkıyor yani. Ben inanıyorum ben. Öyle profesyonelce yalan söylüyor. Şimdi sizlerin de değerli gönüldaşlarım, kandıranlar varsa ki vardır. Kandırılmamak için. Bu kandırma işi bazen değerli gönüldaşlarım o kadar ileri safhaya gidiyor ki aileler yok oluyor. Aileler yok oluyor. Mesela Türk milletinin içerisinde aile düzeninin dağılmasına bak, boşanmaların büyük bir çoğunluğu yalandan dolayı olur. Yalandan dolayı olur.
Onun için doğru, değerli gönüldaşlarım, benim bir sözüm var, her yerde söylerim. Yalan doğruyu getirmez. Haram helali getirmez. Şimdi böyle yalancılardan, yalan meselelerden, yalan işlerden, yalancılardan, yalancılıklı olan insanlardan kurtulmak için ne yapmak lazım? Yalan İslam dininde yasaktır. Ama millet çok söyler. Ne yapmak? Geçen birine söylüyor böyle sokak röportajında. Yalan söyler misin? Diyor ona. O adam da oy diyor. Yalan diyor, bana yuva yapmış yuva. Her söylediğim yalan diyor. Böyle söylüyor bir de. Severek söylüyor adam. Heh. Yalandan kurtulmanın yolu, bir insan kendisi de yalan söylüyor olabilir. Bundan da kurtulmanın yolu, daha da önemlisi, yalanın verdiği zarardan kurtulmanın yolu nedir değerli gönüldaşlarım? Ya Afuvvu Celle Celaluhu. 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 Yalandan kurtulmanın yolu affetmek. Allah'ın affını istemektir. Çünkü bir insanın kalp gözü açılması lazım ki karşındaki insanın yalanını hissedebilesin. Bir insanın kalp gözünün, kalbinin açık olması lazım ki yani tabi çakra diyorlar şu anki adıyla. Çakraların açık olması lazım ki karşındaki sana yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor onu anlayabilesin. İşte bu da neyle olur? Kalbi temizlemeyle olur. Kalbi nasıl temizleriz? Ya Afuvvu Celle Celaluhu. Bunu günde 5 vakit her namazın arkasında bir tesbih. Yüzer tane Ya Afuvvu Celle Celaluhu diyeceğiz. Hem yalandan kurtulacağız, hem yalanın getirdiği hatalardan kurtulacağız, hem yalancının vereceği zararlardan kurtulacağız, hem kendimizi yalandan kurtaracağız. Neymiş? Ya Afuvvu Celle Celaluhu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ya Afuvvu Celle Celaluhu.